Technopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte ViewSonic'in PLED W800 projeksiyonunu inceleyeceğiz. Evet, ultra hafif taşınabilir bir projeksiyon cihazı Recep. Özellikle iş adamları için tasarlanmış. Gördüğünüz üzere küçük bir kutunun içerisinde bir projeksiyon cihazı var. Evet Ali. Daha önce Recep seninle birlikte W600 modelini incelemiştik. Evet. W600 ve W800'ün tabi daha önceki videoyu izleyenler şimdi temel farkını merak edecek. Evet, nedir bu fark Ali? En temel fark projeksiyonun gücünde Recep. Aydınlatma gücünde bir tanesinde 600 Watt, bir tanesinde 800 Watt ve bununla birlikte bir şey daha değişiyor ki gerçekten önemli bir nokta. Nedir bu nokta? Beraberinde opsiyonel olarak sunulan bir Wi-Fi adaptörü var bunda. Opsiyonel Wi-Fi adaptörünü kullandığın zaman Google Chromecast gibi böyle dongle'lar, HDMI dongle'ları kullanarak kablosuz bir şekilde veri aktarabiliyorsun. Çok daha rahat bir sunum yapabiliyorsun. PC kullanmadan, beraberinizde bir dizüstü bilgisayar bile taşımaya gerek kalmadan sunum yapmak için gereken her şeyi aslında tek bir paket içerisinde sunuyor. Bunları alıp kullandığın zaman mesela gezen bir iş adamı olarak gittiğin yerde sunum yapabiliyorsun. Çeşitli projeleri gösterebiliyorsun. Video izletebiliyorsun. Gel şimdi kutu içeriğine birlikte yakından bakalım. Çünkü taşıma çantası çıkıyor W600 modelinde olduğu gibi. Ondan sonra ne kadar iyi bir görüntü kalitesi sunuyor, teknik özellikleri neler, bunlara geçelim. Hemen. Alt kısımdaki bandımızı bir açalım. Bu şekilde sevgili izleyiciler. Açtıktan sonra diğer tarafa doğru çeviriyoruz. Şuradaki kulakçıkları açtıktan sonra sevgili izleyiciler kutunun içeriği karşımıza çıkıyor. Bakalım kutu içeriğinde neler var? Evet, ilk olarak bir HDMI kablosu görüyorum Ali. HDMI kablosu bize lazım olacak sevgili izleyiciler. Ardından bir güç kablosu görüyoruz. Güç kablosunun ucu klasik bildiğimiz bir güç kablosu. Onu kenara alıyoruz. Bir de İngiliz tipi güç kablomuz var. Özellikle yurt dışındaki seyahatlerde, sunumlarda işimize yarayacak. Bu olmadığı zaman arıyorsun. Bazen otelden istiyorsun ama sana yanlış ucu veriyorlar. Sonra uğraşıyorsun. Başıma geldi. Oradan anlatıyorum sevgili izleyiciler. O yüzden İngiliz tipi şarjınızı İngiltere'ye giderken unutmayın. Burada adaptörümüz geliyor. Adaptörümüzün kendisi küçük. Bunu da poşetinden çıkartacağız. Yakından bakacağız. Bunu şimdi bu tarafa alalım. Şimdi benim en çok hoşuma giden bu taşınabilir projeksiyonda Recep şu ekstra ambalaj oldu. Evet, uzaktan kumandayı da kenara aldıktan sonra şu ambalajın kendisini göstereyim sevgili izleyiciler. Bu ambalajın kendisi çevrede böyle silindirik hava yastıklarına sahip. Yani kutunun içerisinde de projeksiyonun kendisi çok iyi muhafaza edilmiş, çok iyi korunmuş durumda. Ve bunun içerisinden son derece rahat bir şekilde bu şekilde çıkartıyoruz. Bir bakıyoruz, el kadar bir projeksiyon cihazımız var. Bu da yine kendi ambalajının içerisinde. Birazdan bunu da çıkartıp yakından bakacağız. Bu poşetimizde ama yakından kenara alalım. Garanti belgesini görüyoruz burada. İthalatçı firma tarafından konulan. Evet, aranın adını görüyoruz. Burada silika jelimiz var. Nem almasın diye kutulara konuluyor. Evcil hayvanlardan ve çocuklardan uzak tutuyoruz ama zararlı değil normalde. Evet. Kumandamız için bir pil var. Bunun yanında bakalım diğer belgelere bir CD olduğunu görüyoruz. Kullanım kılavuzu var. Dipte olması gereken yerde çantamız var sevgili izleyiciler. Kendi yine naylonun içerisinde. Bunun da ambalajını çıkartıp buna yakından bakacağız. Kutu içeriğimizi bitirmişiz. Çantasını çıkarttık poşetinden sevgili izleyiciler. Üzerine böyle dikişli ViewSonic yazısını görüyoruz. Sade güzel bir çanta Recep. Siyah kırmızı. Yani bir iş adamının yanında gezdirebileceği. Arkasında ekstra böyle logodur. Gereksiz şeyler yok. Üst kısmında 2 adet bölme, 2 adet fermuar olduğunu görüyoruz sevgili izleyiciler. Buraya kadar açtığımız zaman içerisinde aslında 2 adet göz olduğunu görüyoruz. Bu gözlerden bir tanesine projeksiyonumuzu, diğerine beraberinde gelen güç kablosunu uzaktan kumandayı koyabiliriz. Hatta projeksiyonumuzu bakalım nasıl sığacak, buna bir görelim Recep. Ben bu tarafı bir deneyeyim. Eğer bu tarafa oluyorsa bu tarafa koyacağım. Bu taraf olmuyorsa diğer tarafa deneyeceğim. Ama hop, beraberindeki poşete karşın poşetine girdi. Normal şartlarda tabii ki bunun koruma poşetini çıkartıp biraz daha rahat koyabileceğimizi düşünüyorum. Kapattık. Projeksiyonumuz çantada sevgili izleyiciler. Diğer kısma da gereken USB bellek, sunum materyali, güç kablosu her şeyi koyabiliyoruz. Ve bunu çantamıza tek parça halinde koyarak dağılmadan, kaybolmadan taşıyabiliyoruz. Adaptörünü yakından bakıyoruz. Evet Ali, adaptör kumandanın boyutlarına yakın bir boyuta sahip. Oldukça ufak. Üzerinde farklı güç değerleri veriliyor Recep. Ne yazıyor? Bakalım bir yakından. Çıkış değerlerine baktığım zaman Ali 19 volt 4.74 amper olduğunu görüyorum. 90 watt'ın altında güç tüketimi var. Standby moda geldiği zaman yarım watt'tan daha az tüketiyor. Sevgili izleyiciler, 3 saniye içerisinde o moda geçebiliyor. Yani oldukça hızlı. Uzaktan kumandası 2 adet kalem pille çalışıyor. Bunlar tabii ki 3A mı 2A mı hep o kalem pil denildiği zaman kafayı karıştıran nokta oluyor. 3A'lı ufak olanlar. İnce kalem pil kullanıyor sevgili izleyiciler. Kumandanın kontrollerine baktığımız zaman programlanabilen My Button tuşunu görüyoruz. Klasik Power, HDMI, Composite, Media, USB tuşlarımız var. Otomatik Sync tuşlarımız var. Menü, Pattern, Exit gibi seçeneklerimiz var. Buradan dijital zoom da yapabiliyoruz sevgili izleyiciler. Sesi açıp kısabiliyoruz. 2.25 çarpı olarak ölçülüyor. Yani 2 katından biraz daha fazla dijital zoom yapma imkanını bize sağlıyor. PLED W800 küçük. Evet, oldukça küçük sevgili izleyiciler. Elimizi yanına koyduğumuz zaman ölçülerini anlayabiliyorsunuz. Gerçekten ufaklığının dışında, bir de şimdi kutudan yeni çıktı ya Recep, en zevkli seanslardan bir tanesidir. Yeni bir ürünün bu üzerindeki jelatini sökme kısmı. Sevenler için paha biçilmez, sesini sevmeyenler için ise bazen negatif bir yorum olabilir, durum olabilir. Ama şöyle diyelim, bunu söktüğümüz zaman, çıkardığımız zaman altından pırıl pırıl bir yüzey çıkıyor. Böyle dümdüz değil, gözenekli bir yapısı var. Parmağınızın altında hissedebiliyorsunuz. Tasarım olarak gayet şık bir cihaz. Normalde uzaktan kumandada bulabileceğimiz power, source gibi seçeneklerimiz burada da var. Zaten küçük bir cihaz. Masanın üzerinde yer alıyor. Uzaktan kumanda yerine kolayına gelen bir kullanıcı buradan tık tık kontrol edebilir. Bunların basış mesafeleri oldukça kısa. Pek gürültülü çalıştıklarını söyleyemem. Gayet sessiz çalışıyorlar. Hissiyatları da düzgün Recep. Şimdi burada önemli olan noktalar DLP, WXGA ve LED bildirimleri. Digital Light Processing, yani sayısal ışık işleme, Texas Instruments tarafından geliştirilen bir projeksiyon teknolojisi. Evet, uzun yıllardır sinema sektöründe kullanılıyor sevgili izleyiciler. Projeksiyon cihazlarında ilk olarak sinema projeksiyonlarında kullanılmasının sebebi malum. Yüksek renk kalitesi gerektiriyor bu sinema projeksiyonları ve de yüksek renk kalitesinin dışında uzun vadede masraflarının düşük olması lazım. Evet. Bu bağlamda Texas Instruments tarafından geliştirilen DLP teknolojisi bir süre sonra bu küçük taşınabilir projeksiyonlarda da kullanılmaya başlandı. Bu projeksiyon cihazına yüksek kalitede renk sağlıyor. Yüksek kalitede rengin ötesinde çok önemli iki sorunu ortadan kaldırıyor. Nedir Ali bunlar? Şimdi buradaki LED teknolojisiyle DLP birleştiği zaman Recep, normalde 5000 saat olan ampul ömrü 30.000 saate çıkıyor. Bir de açıp buradaki mekanizmanın içerisine bir bakım temizlik ihtiyacı ortadan kalkıyor. Sen bu projeksiyon cihazını DLP ve LED teknolojileri birlikte kullandığın zaman o 30.000 saatlik süreyi çok rahat bir şekilde bakım gerektirmeden kullanabiliyorsun. Doğal olarak gezen bir iş adamıysan bir de ekstradan bakıma zaman ayırmakta zorunda kalmıyorsun. ViewSonic'in PLED W800 modelinde Recep, Short Throw lens denilen bir lens kullanılıyor. Evet. Normalde gördüğünüz buradaki kısımdan sevgili izleyiciler bir ışık huznesi duvara, perdeye ya da nerede göstermek istiyorsanız oraya süzülüyor ve şu kısımdan bunu bu şekilde hafifçe oynatarak ayarlama yapabiliyorsunuz. Bu netliğini ayarlıyor. Yani bu bir zannedildiği gibi zoom falan değil. Evet. Genellikle o düşünülüyor. Boyutu ayarlamıyor. Boyutu ayarlamıyor. Boyutu sizin projeksiyonu yerleştirdiğiniz mesafe ayarlıyor. Şimdi özellikle gezdirilebilen, kolay taşınabilen bir projeksiyon cihazında kısa mesafelerden projekte edebilmek, yani kısa bir mesafeden de net görüntü verebilmek önemli. Normal şartlarda standart projeksiyon cihazlarını kullandığınız zaman uzun mesafeden netleme yapmak üzere ayarlanırlar. Çünkü maksimum ekran boyutunu vermek üzere tasarlanmışlardır. Bu tür taşınabilir projeksiyon cihazlarında ise ufak odalarda bile net bir görüntü verebilmek gerçekten önemli. Peki hele ekran boyutu ne kadar olabiliyor? Recep, senin ne kadar mesafen varsa, sen ne kadar istersen o kadar olabiliyor. Ama en sağlıklı kullanım olarak sorduğun zaman 24 inç ila 100 inç arasında bir ekran elde edebiliyorsun. Baktığımız zaman sevgili izleyiciler, bu esneklik gerçekten güzel bir şey. 24 inçlik bir monitörü yanında taşımak gerçekten zor bir şey. Yani baktığımız zaman bir dizüstü bilgisayarda 13, 14, 15.6 inçlik bir alan elde edip taşıyabiliyoruz. Ama bir dizüstü bilgisayarın ağırlığı nereden baksak 1.5 kilogram. Oysa bu projeksiyon cihazı Recep 830 gram ağırlığında, dediğimiz gibi çantasına kolaylıkla koyabiliyorsun. Beraberindeki aparatlarıyla birlikte 1 kilogramın yine altında bir ağırlıkla taşıyabiliyorsun. Bununla birlikte 24 inç'i ayarladın. 24 inç'i ne kadar mesafeden ayarlayabiliyorsun? Normalde bunun tavsiye edilen projeksiyon aralığı 70 santim. Ama biz yaptığımız denemelerde sevgili izleyiciler 25 santimden bile net bir görüntü elde edebildik. Üreticiler bu işi birazcık ihtiyatlı hesaplıyorlar. Karşıdaki perdenin türünü, ışık koşullarını bilemeyecekleri için minimum 70 santim diyorlar ama 25 santimden bile çok küçük bir ekran olsa elde edebiliyorsunuz. Alt kısma baktığımızda 3 adet kauçuk ayak olduğunu görüyoruz. Bu kauçuk ayaklardan en alttaki çevrilerek yükseltilebiliyor. Buradaki vidayı çok basit bir hareketle çevirip yükselttiğiniz zaman sevgili izleyiciler, masada düz duran projeksiyon cihazını yukarı doğru eğimli yerleştirmiş oluyorsunuz. Bunu birazdan daha yakından göstereceğiz zaten. Bunu bu şekilde çevirip yükseltmenin haricinde çok daha farklı konumlandırma için bir de burada vida yuvamız var. Buna tripod takabiliyoruz sevgili izleyiciler ve standart tripodlar buna uyuyor. Daha önceki W600 model incelememizde biz bunu tripoda monte etmiştik. Gerçekten çok ilginç, esnek, hızlı kullanıma imkan tanıyan bir projeksiyon cihazı olmuştu. Hani böyle derslikten dersiye çıkıp da tavana asmak yerine bir tane tripodun üzerine takmak gibi alternatif güzel bir senaryoda zihnimizde bunun sayesinde belirdi. Alttaki vidayı yükselttiğimiz zaman aslında oldukça küçük bir açıyla yükselmiş oluyor sevgili izleyiciler. Ama mesafe uzadıkça o açının yükselmesi gerçekten ekranın nereye doğru yansıtıldığını değiştiriyor. Daha yüksek bir açı isterseniz altına her zaman klasik yöntemlerle ansiklopedi koymak ya da tripod yuvasından yararlanmak mümkün. ViewSonic PLED W800'ün arka kısmındaki giriş çıkış portlarına baktığımız zaman solda ses çıkışını, ses girişini ve yanında SD kart okuyucuyu görüyoruz. Evet Ali, en solda bir de kumanda alıcımız mevcut. Evet, infrared alıcı sevgili izleyiciler. Yani kumandayı nereye doğrultmanız gerekiyor? Projeksiyon cihazının arka kısmına. Zaten sunum yaptığınız pozisyonda nasıl oluyor? Projeksiyon cihazı önde duvara ya da tahtaya dönük oluyor. Siz projeksiyon cihazının diğer tarafında oluyorsunuz. Tasarım buna göre yapılıyor. Bu ses giriş çıkışlarının haricinde SD kart okuyucu en önemli noktalardan bir tanesi. Önemli bir noktayı atlamayalım Ali. Buradaki AV in aynı zamanda video girişi de sağlıyor. Audio video in aslında sevgili izleyiciler, uzun açıklaması bu. Özellikle eski cihazlarla uyumluluk konusunda önemli portlardan bir tanesi. Şimdi SD kart okuyucu niye önemli? Dedik ya, geziyorsunuz, sunum yapıyorsunuz. SD bellek kartına atıp fotoğrafları da gösterebilirsiniz. Hemen fotoğraf makinesinden çıkan ya da cep telefonundan çıkan bellek kartını, biliyorsunuz o mikro SD kartların SD kart için bir tane adaptörü oluyor. Eğer onu geride bırakmadıysanız, hala yanınızdaysa takıp buradan hemen kullanabiliyorsunuz. Yine önemli bağlantılarımızdan bir tanesi HDMI, MHL. Evet, MHL sayesinde mobil cihazlarımızı bağlayabileceğiz. Şimdi mobil cihazımızı bağladığımız zaman MHL ile HDMI üzerinden görüntü aktarabiliyoruz. Cep telefonundan, tablet bilgisayarından görüntü aktarabilmenin avantajı normal bir dizüstü bilgisayar taşımamak. Evet. Çünkü bu tür cihazlarda dediğimiz gibi pek çok şey taşınabilirlik ve kolaylık üzerine kurulu. Peki bunun yanındaki USB portu ne işe yarıyor? Öncelikli olarak MHL ile bağladığımız mobil cihazların enerjisini tükenmemiz lazım. Bir yandan şarj olması için bu portu kullanabiliyoruz. Ama bu port bu cihazda W800'de aynı zamanda USB bellekler üzerinden yine verileri aktarıp sunum yapmamızı da sağlıyor. ViewSonic'in resmi paylaştığı bilgilere göre cihazın içerisinde 2 GB kendi depolama alanı var. Yani kendi hafızasına da sahip. USB portunun sağında da altında computer yazan kısım aslında bildiğimiz VGA bağlantısı. Evet, ya da bir diğer adıyla D-Sub. D-Sub VGA bağlantısıyla hali hazırda pek çok okulda, kurumda, gittiğiniz, sunum yapacağınız pek çok şirkette VGA kullanıldığını göreceksiniz sevgili izleyiciler. Ya da hali hazırda bu işi yapıyorsanız zaten biliyorsunuz. Pek çok yerde pek çok kobimiz henüz daha HDMI'ye ya da DVA'ya geçmiş değil. Hala VGA yaygın bir şekilde kullanılıyor. W800'ün sağ tarafında 2 adet fan ve güç girişi mevcut. Evet, ölçülerine baktığımız zaman bu kısmın 51.5 mm olduğunu görüyoruz. Şu uzunluk kısmı 175 mm, bu kısımda 138 mm. Yani Recep 17,5 santime, takribi 14 santim ve de 5 santimden biraz daha fazla kalınlık söz konusu. Alttaki kauçuk ayakları da dahil etmişler. Fanların da bu bağlamda ne kadar küçük olduğunu görebilirsiniz. Burada iki tanesi birlikte soğutma işini yapıyor. Diğer tarafta ise projektörünüzü güvence altına almanızı sağlayacak olan Kensington kilidini görüyoruz ve yine bir adet soğutma fanı mevcut. Arka tarafta 2 adet hoparlör olduğunda net bir biçimde görebiliyoruz. Evet Recep, bunlar 2 wattlık hoparlörler. Şimdi ViewSonic'in Sonic Mode diye bir teknolojisi var. Özellikle bu tür küçük projeksiyon cihazlarında sunum yapılırken biliyorsun, sunumda eğer videoda konuşan bir insan sesi varsa onun net duyulması güçsüz hoparlörlerde zor oluyor. Evet. Bu bağlamda hoparlörleri 2 watt çarpı 2 yapmışlar, sesi güçlendirmişler ve Sonic Mode ile özellikle insan seslerini daha net verecek şekilde bir yazılımsal geliştirme, ayarlama yapmışlar. Bu sayede projeksiyonda özellikle sunum amacına yönelik olarak ses de harici bir hoparlör taşımaya gerek kalmaksızın halledilmiş. Biz testte kendimize daha fazla esneklik sağlamak amacıyla tripoda monte ettik sevgili izleyiciler. Altına tripod altlığını taktıktan sonra çok kolay bir şekilde şöyle hemen tripoda oturtuyorsunuz. Böyle sabitlediğiniz zaman arkasına HDMI'ni, yan tarafına da güç kablosunu taktığınız zaman kullanabiliyorsunuz. Bakın mesela tripodda ne kadar kolay bir şekilde yükseltmeyi ayarlayabiliyorum. Aynı şekilde tutup kenara doğru çekmek de daha kolay oluyor. Projeksiyon cihazımızı çalıştırdık. Evet, projeksiyon cihazımız şu an karşımızdaki duvara, daha doğrusu bizim koyduğumuz karton perdeye projeksiyon yapıyor. Evet. Projeksiyon mesafesi takribi olarak sevgili izleyiciler 110 santim. 110 santimden bize sunduğu ekranın boyutu da 90 santim. Bunu ekranın çaprazlamasına, sol üst köşesinden sağ alt köşesine ölçtük. Şu anda PLED W8'in fan sesini duyuyorsunuz. Kamera ile projeksiyon cihazı arasındaki mesafe de 40 santim. Yani 40 santim kamera ile projeksiyon cihazı arasında var. Projeksiyon cihazıyla perde arasında da 110 santim mesafe var. Sevgili izleyiciler, kameramız 1,5 metre uzaklıkta. Şu anda içeride 1800 wattlık bir ışık var. 1800 wattın 500 wattını, hatta 1000 wattını ortadan kaldıralım. Bakalım nasıl bir ortam çıkacak ortaya. 500 watt gitti. 1000 watt gitti. 200 watt gitti. 200 watt daha gitti. 100 watt daha gitti ve sıfıra indi. Windows 10 dizüstü bilgisayarımızın masaüstünü görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Şu kısımda animasyonlar hareket ediyor. Şimdi Recep, çözünürlüğümüz 1280x800. Evet, WXGA deniliyor. Daha önceki projeksiyon cihazlarında çok daha küçük çözünürlükler vardı. Bu 16:10 görüntü oranına sahip. Peki 16:10 ne? Bu kısımla, yani uzun kısımla kısa kısmın birbirine oranı 16:10 sevgili izleyiciler. Günümüzde 16:9, 16:10 sinematik görüntü oranları daha yaygın. Eski yıllarda 1970'lerde, 60'larda genellikle 4'e 3 kare oranlar yaygındı ve maalesef ilk çıkan görüntüleme cihazları doğal olarak buna uyum sağlamak için 4'e 3 görüntü oranına sahipti. Ama günümüzde belgeler, internet sitelerinin tasarımları, pek çok şey 16:9, 16:10 oranı göz önüne alınarak tasarlanıyor. Bu bağlamda modern sunumlar için biraz daha yüksek çözünürlüklü, biraz daha görüntü oranı modern standartlara uygun projeksiyon cihazlarını tercih etmekte fayda var. ViewSonic SuperColor ile 1.07 milyar renk, Sonic Mode ile dediğimiz gibi daha temiz ses vaat ediyor Recep. Şu an sesimiz zaten HDMI kablosu üzerinden aktarılıyor. Sesi herhangi bir başka şeye aktarmıyoruz. 2x2 wattlı hoparlörlerimiz var. Birazdan video testine girdiğimiz zaman burada ne kadar ses verdiğini de sizler duyacaksınız. Şimdi uzaktan kumandayla normal bir şekilde menüyü açalım. Menümüzdeki seçeneklerimize bir bakalım. Bu arada Windows'un menüsünü de kapatayım ki bu karşımızda On Screen Display menü dediğimiz menüyü daha iyi görebiliriz. Aspect ratio'muz otomatikte, yani ekranımızın oranı otomatikte. Bunu bozabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Farklı ekranlarda oto yerine ne yapabiliyoruz mesela? 4'e 3 yapabiliyoruz. Evet. 4'e 3 haricinde direkt 16'ya 9 oranı alabiliyoruz. 16'ya 10 oranı alabiliyoruz ki zaten projeksiyon cihazımızın esas oranı bu. Bunun haricinde 2.35'e 1'den tekrar 16'ya 9'u alabiliyoruz ya da anamorfik yapabiliyoruz, ama anamorfik yapınca görüntüde bozulma oluyor. Otomatikte bırakmakta fayda var. Bunun haricinde dijital zoom seçeneğimiz var. Dijital zoom'umuzu buradan değiştirebiliyoruz. Dijital zoom'umuzu değiştirdiğimiz zaman doğal olarak ekrandaki görüntü içeriye doğru yakınlaşıyor. Bu optik bir zoom değil sevgili izleyiciler, ama bir şeyi daha iyi göstermek için kullanabileceğimiz bir seçenek. Color Temperature'ı normal dışında seçenekleri alabiliyoruz. Cool, yani mavi renklerin yoğunlukta olduğu. Warm, yani sıcak renklerin kırmızıların daha ağırlıkta olduğu. Ya da normal dediğimiz ayarlara geçirebiliyoruz. Brilliant Color'ın ölçüsünü sıfırdan arttırarak daha böyle canlı renkler elde edebiliyoruz. 9'a kadar arttırabiliyoruz. Bulutlarda özellikle baktığınız zaman bariz bir fark olduğunu göreceksiniz. Display kısmından çıktığımız zaman Picture kısmında Color modumuzun PC ayarlı olduğunu görüyoruz. Recep, bütün bu parlaklığa bakarken, ekranın görünebilirliğine, projeksiyonun netliğine bakarken Brightness'ı sonuna kadar bile getirmemiştik. Evet Ali. Brightness'ı arttırdığımız zaman sevgili izleyiciler, gıdım gıdım, gerçekten daha muazzam bir parlaklık verme imkanı olduğunu görüyoruz. Ve gözümüze de bunun etkisi direkt yansıyor. Şu an baktığımız zaman çok parlak olduğunda artık birazcık o renklerin soluklaştığını fark ediyoruz, ama gerçekten çok parlak ışık altında göremediğimiz bir şey olursa, projeksiyon olursa Brightness'ı sonuna kadar getirme seçeneği elinizde. Ama Brightness'ın dediğimiz gibi ortalarda olduğu koşullarda bile ışıklı ortamlarda çok iyi kullanılabiliyor. Bunun haricinde kontrast ayarlarımız var. Kontrast ayarına doğru, geriye doğru inelim aşağıya. Sharpness ayarımız var. Saturation ve tint ayarlarımız şu anki PC Color modumuzda kapalı sevgili izleyiciler. Bir de Advanced kısmımız var. Advanced kısmına girdiğimiz zaman gamayı değiştirebiliyoruz. Gamayı 5, 6, 7 yaptığımızda bayağı bir karanlık bir gama ayarına geçiyor. 0'a getirdiğimiz zaman oldukça aydınlık. 3'te, 4'te daha, mesela 3'teki renkler benim gözüme daha doğal geliyor gama eğrisinde. Ama bunu sizin kendi tercihiniz, gözünüze daha iyi gelen bir ayara değiştirebilirsiniz. Color Space'i buradan değiştirebiliyoruz tekrar dediğimiz gibi. Tekrar Advanced altına girelim. Color Space'i RGB, U ya da Auto yapabiliyoruz. Paterni 1, 2, 3, 4 farklı paternler arasında değiştirdiğimiz zaman bunlar hafızaya kayıtlı olan ve de özellikle buradaki netliği ayarlamak için kullanabileceğimiz paternler, yani desenler. Bu desenleri değiştirdiğimiz zaman özellikle 5'te klasik eski televizyonlarda yayın olmadığı zaman gördüğümüz paternimiz var. Tabii ki odağı sizin elle ne kadar iyi yaptığınız da önemli. Koyduğunuz mesafeye göre bir iki dakikanızı ayırıp bir netlemeniz gerekiyor. Bütün projeksiyonlarda evrensel olarak uğraşmak gereken bir nokta. Bunu da kapattığımız zaman Recep, daha geriye doğru gidelim. Color modu buradan Brightness'a otomatik olarak alma seçeneği de var, ama Brightness'ta gerçekten en parlak ayarda biraz daha değişiyor. View Match'te yine güzel bir ayar geliyor karşımıza. Dinamik hale getirdiğimizde 120.000'e bir kontrast elde edebiliyoruz. dinamik olarak değiştiriyor buradaki ayarlarımızı. Renklerimizdeki ayarlamaları düzeltiyor. Tekrar ben bunu PC moduna getireceğim. PC'mizdeki ayarlarımız bizim gözümüzün ilk başta alıştığı, biraz daha beyaza yakın olsa bile gayet güzeldi. Bunun haricinde sevgili izleyiciler, projeksiyonun pozisyonunu ayarlayabiliyoruz. Projeksiyonun pozisyonunu ayarladığımız zaman front table, ters, mesela ters yansıtmalarda lazım. Tepe aşağıya, özellikle yukarıya asıp kullanacaksanız gereken bir ayarımız var. Ya da front table'a tekrar geri dönüyoruz. Menünün pozisyonunu değiştirebiliyoruz. Sesimizi açıp kısabiliyoruz. Sesimizi mesela değiştirelim, açalım, en son ayara getirelim. Sesi kapatma seçeneğimiz var. Audio modunu standart konuşma, eğlence modları arasında değiştirebiliyoruz. Burada en önemli mod aslında konuşma modu. Çünkü sunumlarda ve projeksiyonda genel olarak bu projeksiyonun, taşınabilir projeksiyonun kullanıcı kitlesi sunum yapacak. Sunumda da özellikle diyalog önem kazanacak. Bunu da bir kenara bıraktığımız zaman en alttaki menümüze iniyoruz ve de merak ettiğiniz o dil ayarına geliyoruz. Fransızca, Almanca, İspanyolca derken geçiyoruz. Bakalım burada Arapça'da ters döndü. Türkçe'ye geliyoruz. Türkçe'ye geldiğimiz zaman otomatik arama, gelişmiş ayarlar ve fabrika ayarlarını sıfırlama gibi ayarları görüyoruz. Biz genellikle test etmeden önce bir ayarları sıfırlıyoruz. Fabrika ayarlarını geri döndürüyoruz. Ondan sonra değişiklik yapıyoruz ki varsayılan ayarlardan bir keşfedelim. Fan modunu otomatik yerine yüksek rakım yaptığınız zaman özellikle çok yüksek rakımlarda, dağ, tepe gibi ortamlarda hava seyrek olduğu için fanların daha hızlı dönmesini sağlıyorsunuz. Ama gerçekten yüksek bir ses çıkıyor. Bunu normal şehir şartlarında pek kullanmaya gerek olmuyor. Doğrudan güç açma, mesela kapalı, otomatik güç kapatma seçeneğimiz var. Belli bir süre sonra kapanmasını sağlayabiliyoruz. Ayarlarımız genel olarak gördüğünüz üzere böyle. Şu an bütün bunların hepsini uzaktan kumanda üzerinde kullandık. Uzaktan kumanda üzerinde yakından baktığımızda zaten görmüştük. HDMI, kompozit giriş, medya ve USB olarak seçeneklerimiz var. Sunum yaparken bunlarda medya kaynağını mesela dizüstü bilgisayardan USB bellek üzerindeki verilere de bakabiliyoruz. USB belleği taktığımızda karşımıza bambaşka bir arayüz çıkıyor. Multimedya, multi ortam demişler Türkçeleştirmede. Multi ortama girdiğimiz zaman dahili bellek, USB disk ya da SD kart üzerindeki görsellere bakabiliyoruz. Biz USB diskimizde foto, video, ses ve ofis görüntüleyici seçenekleri görüyoruz. Biz burada tabii ki fotoğraflarımıza bakacağız çünkü fotoğraf attık. Fotoğraflarımızı açalım. Fotoğraflarımız arasında yine menüde geçiş yapabiliyoruz. Bu şekilde diğer fotoğrafa geçiyoruz. Bunlar oldukça yüksek çözünürlüklü fotoğraflar sevgili izleyiciler. Ve gerçekten yüksek kaliteli bir görüntü kullandığınız zaman projeksiyonda muazzam sonuçlar elde ediyorsunuz. Bu şekilde görsellerimiz arasında geçiş yapalım. Farklı görsellerimiz mevcut. Tekrar exit dediğimiz zaman bir önceki menüye dönüyoruz. Uzaktan kumandamızı tekrar exit'e basıyoruz. Daha önceki menüye dönüyoruz. Şimdi bunun haricinde bir de EZ ekran diye bir seçeneğimiz var. Özellikle USB görüntülemede USB kablosunu, iki uçlu USB kablosunun bir tanesini dizüstü bilgisayarımıza, diğerini projeksiyona bağlayarak buradan yine veri aktarımı yapabiliyoruz. Bunun haricindeki seçeneklerimiz Wi-Fi üzerinden görüntüleme, ama bunun için dediğimiz gibi alternatif Wi-Fi dongle'ını kullanmanız gerekecek. Bunun da kod ismini sizlerle paylaşalım. PC-WP-D200 dediğimiz USB Wi-Fi dongle var. Bunu taktığınız zaman kablosuz ağ üzerinden de görüntüleme yapabiliyorsunuz. Ayrıca yurt dışında genellikle gördüğüm WPG370 kablosuz prezentasyon kutusu var. Bu da özellikle kablosuz sunum yapmak için uzaktan böyle presenter gibi farklı araçları içeren bir kit. Bunun haricinde medya streaming ve de screen mirroring gibi seçeneklerimiz var. Ekran yansıtma gibi. Bunlardan çıktığımız zaman da en altta yine ayarlarımız yer alıyor. Sistem ayarları, ses, video ve fotoğraf ayarlarını, Wi-Fi ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Şimdi dizüstü bilgisayarımızda Tears of Steel 4K filmimizi açıyoruz. Bakalım nasıl bir performans elde edeceğiz. Sesimizin diyalog modunda olduğunu kapatalım. Look, Celia, we have to follow our passions. You have your robotics and I just want to be awesome in space. Why don't you just admit that you're freaked out by my robot hand? I'm not freaked out by it. All right, fine. I'm freaked out. I'm having nightmares that I'm being chased by these giant robotic glass. Whatever, Tom. We're done. Robot's memory synced and locked. This is pretty freaky. PLED W800'ün otomatik köşe düzeltme özelliği de var. Şimdi bu köşe düzeltme özelliğini göstermek için önce bir böyle projeksiyonumuzun açısını değiştirelim. Ondan sonra tekrar getiririm. Bakın normalde kurduğumuz zaman böyle duruyor. Şimdi hiçbir şey yapmadan bekliyoruz. Kendiliğinden gördüğünüz üzere o algılayıp düzeltiyor. Bunu 40 dereceye kadar düzeltebiliyor. Evet sevgili izleyiciler, sizlerle birlikte ViewSonic PLED W800'e yakından baktık. Evet Ali. Recep, taşınabilir bir projeksiyon cihazı. Başta belirttiğimiz gibi özellikle iş alanları ve sunum yapan insanlar için ideal bir cihaz. Doğru. Bununla birlikte multimedya kullanımına baktığımız zaman film izlerken görüntü kalitesi çok güzeldi. Ancak sunumlarda şunu gördüm. Masa üstündeki o küçük fontların yazılarının okunması için ya yazıyı büyütmen gerekiyor ya netleme üzerine çok ciddi durmak gerekiyor. Çünkü 1920x1080p çözünürlüğe sahip projeksiyon cihazlarının font netliğine 1280x800 çözünürlükte ulaşamıyorsun. Evet, orada bazı şeylerden feragat etmek gerekiyor. Aynen öyle. Piksel aralıkları uzuyor. Sen düşün, daha düşük çözünürlükte 640x480 ya da 800x600 kullandığın zaman o zaman o yazı aralıkları iyice büyük oluyor. Evet. Yani onlarla kıyaslama imkanımız olsa ama elimizde artık o eski teknoloji yok. Pek çok insanda halen onlar kullanılıyor. Uzun vadede gerçekten daha iyi, daha yüksek çözünürlüğe geçmek gerekiyor. Evet, orada biraz mesafeyi de ayarlayabilirsiniz. Şimdi mesafe konusu, short throw projection dediğimiz kısa mesafeden projeksiyon yapabilmek çok güzel. 25 cm'ye kadar test ettik, gerçekten gördük. Yani normalde resmi verilen veriden daha iyi aslında bir kısa mesafe performansı var. Bu da nadir bir durumdur gerçekten. Hani bakarsınız teknik verilere, resmi teknik veriye baktığın zaman Recep o maksimumdur. Evet. Ucu ucuna veridir. Hayır sevgili izleyiciler, çok daha yakından projeksiyon yapmak mümkün. Tabi 25 santimden projeksiyon yapan olur mu? O kısmını kurcalamıyorum. Evet, o size kalmış. Aynen öyle. Yani ister küçük ekran, ister 24 inç, ister 100 inç bir sunum yapmak için gerçekten güzel. Özellikle video sunumlar, PowerPoint'te ya da Excel'de hazırladığınız dokümanların böyle güzel fontlu, güzel hazırlanmış, böyle renkli, rengarenk hazırlandığı zaman iyi bir izlenim bırakıyor. Evet, DLP burada gerçekten iyi iş çıkartıyor. DLP'nin bakım istenmemesi, 5000 saat ampul lamba ömrü yerine 30.000 saat ömür kullanması da sunması da bizlere uzun vadede sahip olma maliyetini azaltan unsurlar arasında kalıyor. Yani bakımıyla uğraşmıyorsun, herhangi bir senin için ekstradan zahmeti yok. Doğru. Zaten taşıma çantasıyla birlikte geliyor, kolayca paketleyip yanına koyuyorsun. İş bitirici bir cihaz Recep. Sözün özü sevgili izleyiciler, özellikle ev multimedya projeksiyonundan ziyade iş amaçlı olarak sık sık projeksiyon cihazını taşımanız gerekiyorsa W800 modeli sizin için çok büyük kolaylık sunuyor. Evet. Bu bağlamda değerlendirmenizde fayda olan modellerden bir tanesi W600 modeliyle dediğimiz gibi en büyük, en önemli farklar bunun beraberindeki ekstra bağlanabilirlik seçenekleri, ekstra sunum seçenekleri ve PC'ye daha az muhtaç olmanız, PC'siz sunum yapma yeteneklerinizi geliştirmesi. Evet, dileyen kullanıcılar kablosuz ağ adaptörü sayesinde daha da genişletebilir kullanım alanını. Aynen öyle. O nokta sizin kullanımınıza, her zaman diyoruz tavsiye isteyen kullanıcılarımıza, sizin ihtiyaçlarınıza bağlı. Evet, sizler birlikte ViewSonic PLED W800'ü inceledik. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.